döviz fiyatları birkaç gündür artıyor. Daha çok bozduranlar mı oluyor yoksa almaya gelenler var mı? Şu anda daha çok alıcı var. Dolar bulamıyoruz satmak için neredeyse. Bu artış devam edecek mi sizce yoksa bir düşüş söz konusu olabilir mi? Ekonomi Bakanı bir süper bonodan bahsetmişti. Eğer onu çıkarırsalar fiyatlar geri gelebilir. O olmazsa şu anda düşmesini gerektiren bir sebep yok görünüyor. Yani döviz fiyatları daha çıkacakmış gibi duruyor. Altın çıkar, dolar çıkar, euro çıkar. TL yerinde sayıyor, hatta değer kaybediyor. Yani dar gelirli vatandaşlar için iyi bir şey değil ama zenginler için herhalde bir müjde olabilir. Sistem böyle giderse artık altın da kalkar, millet de perişan. Türkiye hareket yapacak ki onun için, onun sebebi. Birileri düğmeye bastı. Dolar ve altın yükselmesini sağlamaya başladılar. Petrol bir yandan. Bunlar tamamen Ukrayna'nın, Amerika'nın oyunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunda tabii ki ekonomik kriz çok fazla ama bu olaylar, yükseliş, orta halli insanın belini gerçekten çok fazla büktü. Artık nefes almak imkansızlaştı. Nasıl olur, nereye kadar gider, bu fiyatlar ne olur hiç bilmiyorum yani gerçekten. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun. Arabamı 3 senedir garajdan çıkarmıyorum, kullanmıyorum. Ve insanlar bir şeylere hücum etmeseler, bu kadar yağlara saldırmasalar, şekere saldırmasalar, pirince saldırmasalar, talep arttırmasalar fiyatlar da bu kadar yükselmez. Biraz da bizim milletimizin kendi bencilliği, egoistliğinden kaynaklanıyor. Tamamen bundan kaynaklanıyor. İnanın kimse gitmesin yumurtaya, kimse gitmesin şekere, ihtiyacı kadar alsın veya protesto etsin, almasın, bir ay almasın, o fiyatlar nasıl düşüyor? Benim eşim esnaf. Şu an tavuk fiyatları yükseldi. Tavukları almayınca müşteriler tavuk fiyatları olduğu gibi geriye düştü. İnsanların tamamen kendi bencilliğinden kaynaklı. Ha, ekonomik güç yok mu? Siyasi zorluk yok mu? Tabii ki var. Ama biraz da bizim kendi halkımızın açgözlülüğünden kaynaklanıyor. Almasın, o fiyatlar nasıl düşüyor bakın. Fiyatlar yükseldi ve birçok kişiyi etkiliyor bu durum, esnafları falan. O yüzden ülke bence kötü bir durumda. Biz alamıyoruz ki parasızlıktan. Neyle alacaksın? Altın alamıyorsun. Hayır. Benim hayatımda ne altınım oldu, ne markım oldu, ne dolarım oldu. İşim olmuyor ki. Ne yapayım? Para yok ki işim olsun. Bu yükseliş sizi etkiliyor mu? Her şey etkiliyor beni. Çünkü kendi başıma yaşayan bir kadınım, etkiliyor tabii ki. Kira, ev kira, elektrik, su, doğalgaz etkilemez mi? Bütün milletin, vatandaşın işi zor değil mi?